Şimdi sesli kısmı tanıtacağım. Bunun için Türkçe'ye geçsem daha iyi olur. İngilizce burada kasmaya gerek yok. Neredeydi bizim language burada? Şunu language ne var? English'i Türkçe'ye çeviriyoruz. İki dil yüklüymüş zaten. Hop geçti. Hello Cherry. Merhaba Cherry. Eve buradayım. Evet, Türkçe'ye geçirince hello diğerine merhabayı anlıyor. Şimdi tekrar bakalım. Üzgünüm. Tekrar dener misiniz? Klimayı açabilir misin? Peki, klima açık. Merhaba Cherry. Buyurun. Klimayı 25 derece yap. Tamam. Sıcaklığı tüm alanlar için 25.0 dereceye ayarladım. Merhaba Cherry. Buyurun. Sunroof'u kapatır mısın? Kapalı. Merhaba Cherry. Eve buradayım. Sunroof perdesini kapat. Güneşlik zaten açık. Tamam, en azından güneşlik dediğini anladık perde için. Merhaba Cherry. Biliyorum. Güneşliği kapatır mısın? Güneşliği kapat. Zaten açık. Evet, ben kapatmasını istiyorum ama anlamamak diretiyor. Merhaba Cherry. Buyurun. Güneşlik kapat. Güneşlik kapat. Klima işlemeyi kapat anladı. Senkronizasyonu kapattı. Merhaba Cherry. Bilmiyorum. Güneşliği kapat. Zaten açık. Şimdi bunu İngilizce'ye çevirelim. Ne yapacak bakalım? Sistem, dil ayarı, İngilizce. Hello Cherry. Hello Cherry. Şuna Yes. bak. Heh, tamam. Geç geldi. Dili yüklüyordu çünkü arkada. I'm Could you close the curtain? Last time, try something like call or play music. Shut down curtain. Sorry, I don't know how to do that yet. Evet, nasıl diyeceğini ben de bilmiyorum. Could you close the Sorry. sunroof? Last time, try something like call or play music. Close curtain. All right, closing. Evet, şu an kapatıyor. Yani Türkçe'de anlaşması biraz zorlaşıyor. Yazıyor. Onu dediğiniz şeyi speech to text yapıyor. Yani konuşmayı yazıya döküp sonra o yazıyı analiz edip yorum yapıyor. Şu an kapattı. Biraz daha zor geldi bana yani açıkçası. Hani curtain diyorum, kapat diyorum. Onu Türkçe'ye güneşlik diye çevirmişler. Ben perde diye söylüyorum. Anlaşamıyoruz. Güneşliği kapat diyorum. Zaten açık diyor. Hani az önce gördünüz. O tarz şeyler var Türkçe'yi kullanırken. Hello Cherry. Hello Cherry. Şu tuşa basalım. Yes, I'm here. Open the curtain. Okay, turning off the auto Gitti, otolak'a girdi. Yani push to talk'u kullanmak biraz tehlikeli. Otomatik kilit sistemini kapattı mesela. Ne alaka yani, konuşmayla o kadar müdahale edebiliyorsunuz araca ve yanlış anladığımda farklı şeyler yapıyor maalesef. Yani bu push to talk biraz iyileştirilmesi lazım. Bir de çok fazla şeye de ulaşmaması lazım. Sana ne otomatik kilitten konuşmayla onu mu ayarlamak ister bir insan? Klimayı ayarlarsın, perdeyi ayarlarsın. Hadi bilemedin, sunroof'u açar kapatırsın. Bir daha deneyelim. Ne kadar tehlikeli olabilir? I'm Could you open the passenger window? listening. Evet, şak diye sonuna kadar açtı. Hello Cherry. Yes, I'm here. Shut down all windows.
şimdi de anlamıyor. Sorry, I can't help with that for now. Shut down. Try again later. Shut down passenger window. Yes, I'm here. Shut down passenger window. Passenger window closed. Tamam, onu da kapatıyor. Yani yanlış anladığı zaman hiç böyle olmayacak şeyleri yapabilir. Her şeyi beyine bağlamışlar arabada. O anlamda biraz push to talk'u dikkatli kullanmak lazım. O da böyle bir enstantane olarak paylaşmış olayım. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar.